Mutlu akşamlar. TV 52 Ana Haber hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 1 Şubat 2021 Pazartesi, yeni bir ayın, yeni bir haftanın başındayız. Gündemin öne çıkan başlıkları ve sıcak gelişmeleriyle yine karşınızdayız sevgili izleyenler. AK Parti ile başlayacağız. AK Parti kongreler tüm hızıyla devam ederken bugün 4 ilin il başkanlığı kongreleri yapıldı. Bursa, Adana, Antalya ve Muğla il kongrelerine Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı yoluyla katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert sözlerle eleştirdi Erdoğan. İlk kez Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki istifaları dillendirdi. Parti içi kavgaları, kargaşaları AK Parti'ye mal etmek yüzsüzlüktür, siyasi arsızlıktır dedi. AK Parti'nin 18 yıllık Türkiye'deki yatırımlarını da değerlendirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu haberle başlayalım efendim. Biz gücümüzü şu salonlardaki bu yapıdan alıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifalara ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan, parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, siyasi arsızlıktır dedi. Partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kurdukları ittifakı sorgulamak yerine aslı astarı olmayan hezeyanlarla AK Parti'yi ilzam ediyorlar. Oysa bugün kime sorsanız Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında isim benzerliği dışında hiçbir bağın, hiçbir ilişkinin olmadığını size söyleyecekler. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçeklerin üzerini kapatamaz. Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı, kime hangi imkanları peşkeş çektiğinizi görüyor. Tüm bunlar apaçık ortadayken parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır. AK Parti üye sayısının 11,5 milyona yaklaştığını ifade eden Erdoğan, kimseyi dışlamadıklarını, ötekileştirmediklerini ve yargılamadıklarını belirtti. Üye sayısı 11,5 milyona yaklaşan Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti'de önce millet, önce memleket diyen herkese yer vardır. Kimseyi dışlamıyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Kimseyi yargılamıyoruz. Kimseye husumet beslemiyoruz. Teröre, ahlaksızlığa, sapkanlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız. Başkaları gibi küçük olsun, benim olsun zihniyetiyle değil, büyük olsun, hepimizin olsun şiarıyla hareket ediyoruz. Erdoğan, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda Türkiye'ye çağ atlattıklarını belirterek yatırımlara dikkat çekti. Son 18 yılda 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle, projelerimizle, hizmetlerimizle mührümüzü vurduk. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda ülkemize çağ atlattık. Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının kat be kat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz. Türkiye'nin sendelemesini, ekonomik krize veya sosyal kaosa sürüklenmesini umanlara inat. Ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Ardı ardına hizmete açtığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım ve enerji yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yeni nişaneleri olarak ülkemizin dört bir köşesinde yükseliyor. Tüm dünyada yatırımların
durma noktasına geldiği bir dönemde yatırım seferberliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. AK Parti Türkiye genelindeki kongrelerin tüm hızıyla devam ettirirken Ordu Kongresi 8 Şubat'tan 17 Şubat'a ertelenmişti. Cumartesi akşamı da stüdyo konuğumuz vardı. AK Parti kadrolarından AK Parti Ordu Milletvekili Doktor Şenel Yedi Yıldız konuğumuzdu. Çok güzel bir program oldu. Sorduğumuz sorulara samimi ve içtenlikle cevaplar verdi Şenel Yedi Yıldız. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha kendisine. Ordu Kongresi'ni sorduk. Uzun zamandan beri sağlanamayan huzuru sağlar mı yeni il başkanı dedik. Bakın Şenel Yedi Yıldız ne cevap verdi. AK Parti'de il başkanı kim oluyor? Genel Merkez tarafından 8 Şubat olarak belirlenen Ordu İl Kongre tarihinin 17 Şubat tarihine ertelenmesi beraberinde tartışmaları da getirmişti. AK Parti Ordu Milletvekili Doktor Şenel Yedi Yıldız, TV52'de İsa Akçay'ın sunduğu gündem programında konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'ya ayrı bir önem verdiğini belirten Milletvekili Yedi Yıldız, kongre takviminde yapılan değişikliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla ilgili olabileceğini söyledi. Hatta Erdoğan'ın Ordu Kongresi'ne katılmasının olası olduğunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, açık söylüyorum buradan. Ordu'ya ayrı bir değer veriyor. Ordu'ya ayrı bir özen gösteriyor. Ordu için ayrı bir şeyi var, düşünceleri var. Bunların hepsi geçmişte yaptıklarımızın, Ordu'ya yapılanların göstergesidir. Bir, Ordu'daki ilk kongrelerinin hepsine de aşağı yukarı gelmiştir. Evet. Öyle mi? Siz kesin, daha iyi biliyorsunuz. Takip ediyoruz, evet. Ha, şimdi bu sefer de tabii ki Ordu'ya önem verdiği için, değer verdiği için zannediyorum genel merkezin planlamasında, programlanmasında olan bir takım yani pandemi süresi sürekli değişti biliyorsunuz. Genelde bunlar. Canlı bağlantıyla katılıyor kongrelere. Canlı bağlantıyla katılıyor. Bazılarına gidiyor. Belki Ordu'ya gelecektir inşallah. İnşallah gelir. İstiyorum. İnşallah öyle yapacaktır. Onun için de böyle bir ilerleme, gerileme, erteleme falan olmuştur diye düşünüyorum. Peki il başkanı kim olacak? Yeni başkan AK Parti Ordu Teşkilatı'na huzur ve birlikteliği getirebilecek mi? Milletvekili Yedi Yıldız, genel merkezimizin bir çalışması var. Genel merkez kimi aday gösterirse başımızın üstünde yeri olacak. Destek olup koluna girip yürüyeceğiz dedi. Genel merkez bu işlerin çalışmasını yapar. Falancıyı il başkanı olarak atadım der, öpüp başımın üstüne koyarım. Eyvallah. Peki bu çünkü böyle şeylerde uğraşmak, şimdi bir sürü şey anlattım. Evet. Şunlarla uğraşacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. İlimize yardımcı olacağız falan diye. Bu tür siyasi şeylerle uğraşmak bizi yorar ve o hizmetlerden alıkoyar. Kesinlikle. Onun için ben şunu açık yürekle söylüyorum. Genel merkezin verdiği başımın üstüne koyarım. Hadi beraber yürüyoruz diyelim, yürürüz. İnşallah. Ve inşallah da doğrusunu yaparlar. Ben de ona inanırım. Aşı olanlar tekrar koronavirüse yakalanabilir mi? Ki dünya üzerinde çok fazla örneği var. Yakalanıyor maalesef. Peki bu virüsler mutasyonlu virüs olabilir mi? Bu durumu Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt'a sorduk. Dünya genelinde koronavirüs salgını öncesindeki günlere geri dönmenin umudu bulunan aşıya bağlanmış durumda. Eski günlere geri dönülmesi için aşı yapma çalışmaları sürüyor. Türkiye'de de Çin'den gelen CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarının ardından yaş gruplarına göre uygulanmaya devam ediyor. Aşı olan bir kişi daha sonrasında COVID-19 olursa mutasyonlu virüs olabilir söylemlerine Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt cevap verdi. Bu konunun büyük bir tartışma konusu olduğunu dile getirdi. Profesör Doktor Özgür Enginyurt, bilim insanlarının geçmişte geçirilen virüslere bakarak yorumlarını yaptıklarını söyledi ve bu virüslerin mutasyonlu hallerinin daha hafif geçtiğini belirtti. Aslında çok büyük bir tartışma konusu. Hani bunu uzun uzun konuşmak gerekiyor. Bizler bilim adamları olarak geçmişte geçirdiğimiz pandemilere, endemilere bakarak COVID-19 ile ilgili yorum yaptık. Örneğin SARS, örneğin MERS, örneğin İspanyol gribi, örneğin domuz gribi. Bunların hepsinde mutasyon geçirdikten sonra virüs
hastalık hafifledi ve daha hafif seyretti. Mutasyonlu koronavirüste semptomların aynı olduğuna dikkat çeken Özgür Enginyurt, mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğunu vurguladı. Ama COVID-19'da maalesef ve dünya tarihine geçecektir, mutasyon ağır bir hal aldı. Semptomlar değişmedi, aynı semptomlar var gene. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yaygın sırt ağrısı, eklem ağrısı şeklinde semptomlar aynı. Ama hastalık daha şiddetli ilerliyor. Akciğer tutulumu çok daha şiddetli. Diğer organların tutulumu çok daha şiddetli. Daha ölümcül bir hal aldı COVID-19 maalesef. Enginyurt, ikinci doz aşı olunduktan 3 veya 4 hafta sonra aşının koruyuculuğunun beklenilen düzeye ulaşacağının altını çizdi. Aşı olduktan sonra, tabii ki aşı olduktan sonra derken, ikinci doz aşıyı olduktan 3 veya 4 hafta sonra koruyuculuk beklenilen düzeye ulaşır diyoruz hep. Birinci aşımız olduktan sonra zaten biz korunuyoruz diye bir beklenti olmasın. İkinci doz aşımızı olduktan sonra 3 ya da 4 hafta sonra koruyuculuk başlayacak. Ama bu süre içerisinde, bu süreçten sonra kişi, yani ikinci doz aşı olduktan sonra ve bekleme süresini geçtikten sonra COVID oluyorsa, bu mutasyona bağlı bir COVID'tir dememiz doğrudur, evet. Maalesef. Son haftalardaki ülkenin gündemini en çok meşgul eden konulardan bir tanesi fahiş fiyat artışları. Ticaret Bakanlığı harekete geçti, son derece yüksek rakamlı cezalar yazdı ve denetimler oldukça sıkı devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gündeminde de bu konu vardı. Marketlerdeki ve üreticideki fiyat artışlarını açıkladı. Bakın ne kadar fark var arada. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi. Lahananın 4 kat, maydanozun 3,9 kat, süt ve patatesin 3 kat, marulun 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığını bildiren Bayraktar, üreticide 68 kuruş olan lahananın 2 lira 70 kuruşa, 50 kuruş olan maydanozun 1 lira 96 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan sütün 8 lira 94 kuruşa, 67 kuruş olan patatesin 2 lira 17 kuruşa, 1 lira 68 kuruş olan marulun 5 lira 19 kuruşa satıldığını bildirdi. Ocak ayında markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 2, üreticide 11 üründe fiyatın değişmediğini ifade eden Bayraktar, Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette süt ve üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide lahana olduğunu bildirdi. Üretici ve tüketici fiyatları arasında markasın bir türlü kapanmadığını kaydeden Bayraktar, Ocak ayında üretici ve market fiyat farkı 4 kata kadar ulaştı. Ocak ayında markette kuru fasulye ve toz şeker fiyatında bir değişim meydana gelmezken, markette fiyat düşüşü en fazla %34,59 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat düşüşünü %27,14 ile ıspanak, %23,50 ile pırasa, %16,92 ile elma, %14,09 ile kuru soğan, %9,70 ile lahana, %9,02 ile patates, %6,68 ile havuç, %5,49 ile yumurta, %5,05 ile nohut takip etti. Markette en fazla fiyat artışı ise %23,65 ile pastörize sütte yaşandı. Sütteki fiyat artışını %21,66 ile kabak, %16,77 ile beyaz peynir, %16,70 ile patlıcan, %14,52 ile sivri biber, %12,77 ile tereyağı, %11,55 ile fındık, %9,58 ile yoğurt, %9,56 ile kuru üzüm, %8,38 ile kırmızı mercimek, %6,73 ile limon takip etti dedi. Ocak ayında üreticide maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık fiyatında bir değişim meydana gelmezken fiyatı en fazla düşen ürünün %36,25 azalmayla lahana olduğunu belirten Bayraktar, lahanadaki fiyat düşüşünü %25 ile kuru soğan, %16,67 ile patates, %16,16 ile karnabahar, %13,33 ile ıspanak,
%9,09 ile yumurta, %8,44 ile domates, %8 ile kuru üzüm, %4,98 ile limon, %2,97 ile pırasa izlemiştir. Üreticide en fazla fiyat artışı %52,35 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışını %35,33 ile kabak, %26,54 ile sivri biber, %26,20 ile patlıcan, %24,66 ile süt, %14,67 ile portakal, %9,18 ile havuç, %7,17 ile marul, %6,90 ile zeytinyağı, %4,33 ile kuzu eti, %2,66 ile dana eti, %1,90 ile mandalina, %0,67 ile antep fıstığı takip etti diye konuştu. Hem esnaflar hem de vatandaşlarımız pandemi dolayısıyla zor zamanlar yaşarken 2021 yılına da zamlarla merhaba dedik. Üstelik bu zamlar elektrikte ve doğalgazda can yakıcı boyutta. Bunun üzerine bir de temel tüketim maddelerindeki zamlar yüklenince vatandaşın hali nice oldu. Biz de arkadaşlara, vatandaşlara mikrofon uzattık. Sizin için zamlarla ilgili ne düşündüklerini öğrendik. Bakın vatandaşlarımız zamlarla ilgili nasıl yorumlar yaptılar. 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle bozulan ekonomiye bağlı olarak gelir kaybı yaşayan vatandaş yeni yılda da yapılan zamlardan darbe yedi. 2021 yılının Ocak ayında elektrik, doğalgaz, köprü, otoyol ve gıda fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları kara kara düşündürüyor. Vatandaşlar yeni yılın ilk gününe elektriğe gelen %6 zamla uyandı. Resmi gazetedeki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticaret tane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama %6 artışa gidildi. Ya ne söyleyeyim? Şimdi yattık kalktık her zaman zam. Ortalık görünüyor yani. Yani askeri ücret düşük. Geçim şartları zor. Emekliye %8 zam verdi. %26, %30 diğer şeylere zamlandı. Elektriğe, doğalgaza sürekli zam veriyor. Akşam dinliyoruz yani. Bugün Amerika olsun, o olsun, bu olsun. Sadece doğalgazdan bu işi görmeyelim. Bak sadece doğalgazdan bu işi şey yapmayalım. Ama bugün zeytinyağı 65 lira oldu. Vatandaş ne yapacak? Ocak ayında doğalgaz fiyatlarına ise iki defa zam yapıldı. Yeni yılın ilk günü elektrik fiyatları ile birlikte doğalgaz fiyatlarına da %21 zam yapılmıştı. Kış mevsiminin ortasında doğalgaz kullanımının arttığı şu günlerde fiyatlara bir zam daha yapıldı ve dün gece fiyatlarda yine %1 artışa gidildi. Zaten verdiği bir fark vardı. %6 mi ne, %8 mi ne? Bunu zaten verdiği gibi geri aldı. Şimdi elektriğe mi para yetiştirelim, doğalgaza mı yetiştirelim? Şimdi bir emeklinin ne yapması gerekiyor? İş yok ki, ekstra iş yapsan da çalışsan o da yok. Dediğim gibi şaşırtmıyor beni. Her şeye zam geldiği gibi yağa da zam geldi bildiğiniz gibi. 32 liraya aldığımız zam yağı şimdi 70 liraya alıyoruz. O yüzden doğalgazın da gelmesi Karadeniz'de bulunduğu söylenilmişti. Doğalgaz zamlarından memnun değiliz. Ama şu andaki durumda zaten her şeye zam geliyor. O yüzden alıştık zamlara. Alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde %17,07 oranında artış yapıldı. ÖTV cetvelindeki değerlere göre biradaki maktu ÖTV tutarı 2,0442 TL'den 2,3933 TL'ye, rakıdaki ÖTV 279,29 TL'den 326,99 TL'ye çıkartıldı. Alkol derecesi %18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81,38 TL'den 95,29 TL'ye, alkol derecesi %22 ve fazla olanlarda 279,29 TL'den 326,99 TL'ye yükseltildi. Tütün içeren prolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,3747 TL'den 0,4386 TL'ye, maktu vergi tutarı ise 0,5008 TL'den 0,5863 TL'ye çıkartıldı. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalama yaklaşık %25 oranında zam yapılmıştı. Bir otomobilin geçiş ücreti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 10,50 TL'den
13,25 TL'ye, Osman Gazi Köprüsü'nden 117,90 TL'den 147,50 TL'ye yükseltildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise bir otomobilin geçiş ücreti %25,5 artışla 21,90 TL'den 27,50 TL'ye yükseltildi. Yap işlet devlet modeliyle yapılan geçiş garantili Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine bugün itibariyle büyük zam geldi. %26'lık fiyat artışıyla otomobiller için Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti 46 lira, minibüsler için ise 69 lira oldu. Son günlerin en büyük gündem maddesi ise gıda fiyatlarında yaşanan artış oldu. Birçok temel gıda ürününe zam gelirken vatandaşlar da sosyal medyadan gelen zamlara isyan ediyor. Özellikle ayçiçek yağı fiyatları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Aralık 2020 itibariyle yılda %14,6'ya ulaşan tüketici ve %20,6'ya ulaşan gıda fiyatları artışıyla Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin'in ardından ikinci sıraya yerleşirken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkeleri arasında lider konumuna yükseldi. Kamuoyunda deprem vergisi olarak bilinen özel iletişim vergisine zam geldi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ÖTV oranı %7,5'ten %10'a çıkarıldı. Yılbaşında memur ve emeklilere yapılan zamlarsa diğer zamların çok çok altında kaldı. Memurlara %7,36, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ise %8,36 zam yapıldı. En düşük memur maaşı 3812 liradan 4092 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2814 liradan 3021 liraya çıkarıldı. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına ise %8,36 zam yapıldı. En düşük işçi emeklisinin aylığı 1335 liradan 1447 liraya yükselecek. En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1627 liradan 1763 liraya çıktı. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı ise 1534 liradan 1662 liraya yükseltildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi kente estetik dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Özellikle parklarda ve yeşil alanlarda yapılan düzenlemeler kartpostalları kıskandıracak düzeyde. O dairenin başında da tecrübeli bir isim var. Hem yerel yönetimleri hem de şehri tanıyan bir isim Sayın İzzet Gündoğar. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla güzel işler çıkmaya başladı. Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nda onlardan bir tanesi de Tayfun Gürsoy Parkı'ydı. Tayfun Gürsoy Parkı'nda gençler ve çocuklar için yeni bir düzenleme yapıldı ve gençler ve çocukların vazgeçilmezi olacak hale getirildi Tayfun Gürsoy Parkı. Bununla ilgili de Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Coşkun Alp yazılı bir açıklama yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'na çocuklar için alternatif oyun alanları çizildi. Kısa bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda yapılan yenileme çalışmaları sonrası görünümüyle vatandaşları cezbeden park çocuklar için de vazgeçilmez bir yer haline getirildi. Baştan aşağı değişimin yaşandığı Tayfun Gürsoy Parkı'na şimdi de çocukların eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun alanları oluşturuldu. Tayfun Gürsoy Parkı'nda eski fuar alanı olarak kullanılan bölüme çocukların ve gençlerin basketbol, voleybol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı 4 adet saha çizildi. Aynı zamanda geleneksel oyunlarında yer aldığı alana satranç bahçesi yapıldı. Yapılan çalışmalarla birlikte park çocuklar için daha cazip bir mekan haline dönüştürüldü. Vatandaşlar tarafından tercih edilen Tayfun Gürsoy Parkı'nı şimdi de çocuklar ve gençler için vazgeçilmez bir yer haline getirdiklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, yazılı açıklamasında Altınordu ilçemizde bulunan Tayfun Gürsoy Parkı'nı daha modern bir görünüme kavuşturmak için yenileme çalışmaları gerçekleştirmiştik. Vali Konağı ve Mostar Köprüsü arasında yer alan parkta ekiplerimiz istinat duvarı yapımı başta olmak üzere yürüyüş yolu, aydınlatma, kent mobilyaları ile çocuk oyun gruplarını tamamen yenileyerek estetik ve modern bir görünüme kavuşturdu. Özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından tercih edilen Tayfun Gürsoy Parkı'nı şimdi de çocuklarımız ve gençlerimiz için vazgeçilmez bir yer haline getirdik. Ekiplerimizce park alanında bulunan eski fuar alanına oyun alanları ve spor sahaları çizildi. Yapılan çalışmalarla birlikte Tayfun Gürsoy Parkı'nda çocuklarımız ve gençlerimiz daha eğlenceli vakit geçirebilecekler şeklinde konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 8-10 Nisan tarihlerinde yayınladığı genelgeyle duyurmuştu. Artık koronavirüs tedavisinde kullanılan ya da korumasında kullanılan maske, eldiven ve izole kıyafetleri tıbbi atık olarak değerlendirilecek ve ayrı ayrıştırılacak çöplerden, normal çöplerden. Bununla ilgili de Altınordu Belediyesi hemen refleks göstermiş ve 100 adet temassız çöp kutusunu, yeni nesil çöp kutusunu Altınordu'ya yerleştirmişti. 100 adet yeni çöp kutusu daha eklendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Altınordu merkezine ve vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Altınordu ilçesinde halk sağlığının korunması ve salgının önlenmesi maksadıyla kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynerleri yerine ilçenin farklı noktalarına konumlandırılan özel üretilen 100 adet temassız tıbbi atık kutularına atılıyor. Bunun yanı sıra sağlıksal riskleri en az indiren hijyenik ve pratik direkt tipi çöp kutularının da sayıları hızla arttırılıyor. İlçenin en kalabalık noktalarına daha önce yerleştirilen 100 adet hijyenik ve temassız çöp kutularına yapılan çalışmalarla yenileri eklendi. Bugün yapılan çalışmalarla Altınordu Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 100 adet daha yeni tip poşet takılabilen direkt tipi çöp kovalarının kurulumunu gerçekleştirdi. Aydınlatma direklerine monte edilerek yaya yoluna da işgal etmeyen yeni tip çöp kovaları konumlandırıldığı yükseklik sayesinde vatandaşların çöpe eğilmeden, temas etmeden kovaya atabilmesini imkan sağlıyor. Uygulama kapsamında toplamda 300 adet hijyenik ve temassız çöp kovası Altınorduluların hizmetinde olacak. Bir yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık projesindeki şartları da yerine getiren yeni çöp kutuları hem alandan tasarruf ettiriyor hem de pandemi sürecinde vatandaşları riske sokmamak adına temassız çöp atımı imkanı sağlıyor. Halkın sağlık ve hijyenini öncelik alarak çöpte de hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edecek olan Altınordu Belediyesi yeni uygulamasıyla birlikte vatandaşın da takdirini topladı. Şu anda Altınordu Belediye'mizin bir çalışması var. Gayet güzel bir çalışma. Çalışmasını gerçekten önce başta takdir etmek isteriz. Malum günümüz pandemi dönemi. Bu pandemide de çok miktarda maske kullanılmakta. İnsanlar günde neredeyse 2 tane 3 tane maske değişmekte. Bu maskeleri atacak yer bulamadığından genellikle caddelere, yollara atıyor. Bunu belki zaman zaman biz de yapıyoruz. Yapmamız gerekiyor. Çünkü kimde hastalık var, kimde yok belli değil. Bu maskelere bastığımız zaman da ne oluyor? O ayakkabıyla eve girenler var, evinin kapısına gidenler var. Hastalığı bir nevi taşımış oluyoruz. Buna istinaden de Altınordu Belediye Başkanımız güzel bir çalışma yaptı. Bu maskeleri, işte küçük su şişeleri, peçete, mendil vesaire tarzlar bunları yollara atmamak için her direğe, cadde boyu çöp kovası yerleştirdi. Kendisine çok teşekkür ederiz çalışmalarından dolayı. Altınordu Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışmayı gerçekten sevdik. Milletimiz çevreye çöp atmasın sağa sola. Yani çöplerin bu şekilde çevremiz düzenli olsun, temiz olsun. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. Belediyemizin yapmış olduğu bu çöp kovasının için Aşkın Tören'e çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e bu çöp kovalarını koyduğu için canı gönülden teşekkür ederiz. Gayet çok güzel olmuş. Altınordu Belediyesi'nin hafta sonu etkinlikleri devam ediyor. Pandemi dolayısıyla biliyorsunuz kısıtlama var. Sokağa çıkma kısıtlaması var. Altınordu Belediyesi vatandaşlarımızın gönlüne hitap eden pandemi etkinliklerini uzunca bir süreden beri de bu sebeple devam ettiriyor. Bu hafta sonu da vardı etkinlik ve bu hafta sonu Şahinciri Mahallesi'ndeydi Altınordu Belediyesi'nin hafta sonu etkinlikleri. Hafta sonu pandemi etkinlikleri kapsamında yüz yüze olmasa da teknolojimin nimetlerinden yararlanarak sizlerle bir aradayız. Salgın sürecinde sosyal hayatı kısıtlanan vatandaşlara keyifli bir zaman yaşatmak isteyen Altınordu Belediyesi kültür sanat etkinliklerini tüm kente yayıyor. Belediye tarafından haftalardır sürdürülen pandemi etkinlikleri artık mahallelere taşındı. Bu hafta sonu konser Şahincili Mahallesi'nde yapıldı. Doğru.
solist Damla Ekiz ve orkestrasının sahne aldığı 80'ler ve 90'lar konseri hem mahalle sakinleri hem de etkinliği sosyal medya hesaplarından canlı yayınla izleyen vatandaşlara moral oldu. Altınordu Belediyesi'nin düzenlediği moral etkinliklerinde özellikle Ordulu, yerelde sanatlarını icra eden sanatçılar ve meslek olarak müzikle ilgilenen yerel gruplar sahne alıyor. Hasret oldu, ayrılık oldu. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de yolladığı mesajla konsere katıldı. Başkan Tören, Şahin Cilili hemşehrilerine ve konseri canlı yayınla izleyen herkese selam ve saygılarını iletirken mesajında ülkemiz, dünyamız çok zor bir süreçten geçiyor. Bu zorlu süreçte insanlarımızın her türlü yardımına koşuyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. Ama bunun yanında özellikle hafta sonu kısıtlamalarında evlerinde kendilerini izole eden hemşehrilerimiz için de şehir konserlerimize moral ve motivasyonu üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. İnanıyorum ki bu zorlu günleri dayanışmayla, daha da önemlisi mevcut koronavirüs tedbirlerinden ödün vermeden hep birlikte atlatacağız. Hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layık ifadelerine yer verdi. Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarından bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gülyalı'da balıkçı barınağını ziyaret etti. Balıkçı barınağında bir problem var. Özellikle yağmur yağdığı zamanlarda, yani fazlaca yağmur yağdığı zamanlarda kum birikintisi oluyor ve dolayısıyla balıkçıların da barınağa girmesi ve çıkması zorlaşıyor. Bu durumda bununla ilgili Cemal Enginyurt'a bilgiler verdiler. Cemal Enginyurt da TV52 özel bir röportaj verdi bununla ilgili. Balıkçılarla beraber Ulaştırma Bakanlığı'na gideceklerini ve bu durumun çözümü için gayret göstereceklerini söyledi. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gülyalı Balıkçı Barınağı'na ziyaret gerçekleştirdi. Burada balıkçı esnaflarıyla sohbet eden Enginyurt, balıkçıların sorunlarını dinledi. Konuyla ilgili TV52 özel açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, balıkçıların kullandıkları mazotlardan KDV'nin alınmamasını istedi. Tabii balıkçılarımız gerek avlanma yasağı, yani hamsi yasağından dolayı, onlar da perişan bir vaziyetteler. Bizim balıkçılarla ilgili talebimiz, tavsiyemiz şudur. Balıkçının mazotunda KDV sıfırlansın. Mümkün mü? Mümkün. Niye? Milli piyangoda at yarışında KDV'yi sıfırlayabiliyorsan, balıkçıların mazotunda da KDV'yi sıfırlarsın. Böylelikle vatandaş ucuz balık yer. Vekil Enginyurt'un gündeminde bir de Gülyalı Balıkçı Barınağı'nda yağan yağmur ve sel sonrası oluşan kum birikintileri vardı. Gülyalı Balıkçı Barınağı'na mendirek yapılması gerektiğinin altını çizen Enginyurt, balıkçı kardeşlerimizle birlikte Ulaştırma Bakanlığı'na giderek bu sorunun çözülmesi için gayret göstereceğiz ifadesinde bulundu. Dün Gülyalı Balıkçı Barınağı'ndaki sorun şuydu. Gülyalı Balıkçı Barınağı son yıllarda gelen seller ve yağan yağmurlarla tamamen kumla kapanmış bir vaziyette. Kayıklar dahi oradan çıkamıyor. Oraya bir mendirek yapılması gerekiyor. Bu konuda da bir mahkemelik hadiseleri var. O çözümlendikten sonra inşallah balıkçı kardeşlerimizle birlikte Ulaştırma Bakanlığı'na giderek bu sorunun çözülmesi için gayret göstereceğiz. Oraya mendirek yapılmazsa orada balıkçı barınağı bir müddet sonra hiçbir işe yaramayacak. Fındık fiyatları kan kaybetmeye devam ediyor. Bugünlerde serbest piyasada fındık 21 lira civarında işlem görüyor. Oysa sezon başında 26 lirayı 27 lirayı görmüştü fındık fiyatları. Kimse akıl sır erdiremiyor fındık fiyatlarının bu rakamlarda olmasına. Zira 27 lira 30 lira bandında bir rakama gelmiş olması gerekirdi. Normal işleyişte fındık fiyatları. Bu işte bir manipülasyon mu var? İddiada evet var ama realitede o da ispatlanmış değil. İhtiyaç da var fındığa. Rekolte ile ilgili de biliyorsunuz Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin iddiaları var. Erken püsküllenme olduğunu söylediler fındıkta ve önümüzdeki dönem fındıkta tehlike var. 420 bin ile 450 bin ton arasında bir rekolte bekliyoruz dediler. Buna rağmen fındıkta fiyatlar aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kimsenin de aklı buna ermiyor. Vatandaşlara sorduk fındık fiyatlarındaki bu düşüşü. Bakın onlar ne düşünüyor?
Sezonun başında kilogram fiyatı 26 liraya çıkan ve üreticinin yüzünü güldüren fındıkta düşüş bir türlü önlenemiyor. Son olarak tabelada 21 lira yazısını gören üreticiler fiyatın bir an önce yükselmesini bekliyor. Geçtiğimiz hafta bugünlerde fındık 22-23 bandında alınıyordu. Bu hafta ise şu anda fındık 21,5-22 sıra civarında alıyoruz. Bu fiyatlara şu anda geçtiğimiz haftadan inanın ki müessesemize gelen bir kilo fındık yok. Ben bakıyorum bu fındığı kim alıyor, satıyor. Üretici kesiminden hiçbir kilo fındık piyasaya girmiyor. Girmediği halde piyasada fındık gelmiyor zaten diyerekten biz bugün zaten fındık almıyoruz. Şimdi fındıkla ilgili şunu söylemek istiyorum. Fındıkla büyük oyunlar oynanıyor. İnsanlarımız yani halkımız bunların bilincinde her şeyin. %40-%50 üzerinde fındıklar herkes kendi evinde saklı duruyor. Yani bu büyük bir oyun. Ama bu böyle ne kadar devam edecek bilmiyorum. Ama yani söyleyeceğim bu kadar. Fındık fiyatlarındaki bu gerileme geçimini fındıktan sağlayan binlerce üreticiyi endişelendiriyor. Bizim zeytinimiz yok, bizim ayçiçeğimiz yok, bizim başka bir işlerimiz yok. Diyelim ki şu yok, bu yok, nihayete diyelim bir fındığımıza güveniyoruz. O da mesela buraya düşenden sonra biz ne yapacağız, ne edeceğiz biz? Biz sahibi, biz dağın tepesindeyiz, sahibi kaldık. Mesela 3 kilo fındığımıza bir değerine satamadık sonra hiçten bir kıymet yok bu işlere ya. İhracat rakamlarındaki artışa dikkat çeken fındık manavı Yüksel Göl, buna paralel olarak fındık fiyatlarının da artış göstermesi gerektiğini söyledi. Şu son geçen seneki dönemde fındığımız 340 milyon kilo Avrupa'ya iç fındık gitti. Bu iç fındık geçen seneki 2019 ihracat verileri kayıtlarına baraktan fındığımızda ihracat gitmiyor diye %36 bir düşüş var diye bir algı operasyonu var. Ya son 10 yılda bizim ihracatımıza baktığınızda fındık normal şartlarda gidiyor. Sadece geçen sene 340 bin ton fındık gitti. Bu da Gürcistan, İtalyan, Azerbaycan'da fındığın olmayışı Türkiye'den aldılar. Bu sene de bu fındık eşit bir şartlarda gidiyor. Oralarda fındık oldu, bir miktarını oradan aldılar. Bu oralarda fındık bitti. Bundan sonraki süreci Türkiye'den alacaklar. O 36'lık fark bu süreçte, bu 6-7 ay sürecinde bu fark kapanacaktır. İhracatımızda bir düşüş yok. Son 10 yıla baktığımızda bizim fındığımız normal şartlarda gidiyor. Göl, üreticiye seslenerek fındığı ellerinde tutmaları gerektiğini söyledi. İşte bugün fındığı 21 diyelim, 22 diyelim. Bir algı operasyonu var piyasada. Ben buradan üreticilere sesleniyorum. Kesinlikle bu algı operasyona inanmayın. Ellerinizdeki fındığınızda sahip çıkın, biraz sabırlı olalım. Tek reklamlık kısa bir aramız var. Ayrılmayın efendim. Temelinde güven var. Tarım Kredi Kooperatifleri Ordu'daki 3. şubesini bugün Ünye'de açtı. Açılışa Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlu ile beraber Ünye AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve Samsun Bölge Müdürü, Samsun Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Erol Apaydın'la çok sayıda davetli katıldı. Tarım ve Kredi Kooperatifi Türkiye'de 177. Ordu'da 3. marketini Ünye'de açtı. Üreticileri tüketicilerle buluşturan Tarım ve Kredi Kooperatifleri mağazası özellikle Ordu'nun ürünlerini mağazada ön plana çıkarmayı hedefliyor.
Ünye'deki market açılışına Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın ve çok sayıda davetli katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, 2021'de fındık alımına başladıklarını da hatırlattı. Üreticinin tüketiciyle buluşmasının önemine vurgu yaptı. Bu mağazalarımızda Türkiye genelindeki 177. Oradaki 3. mağazamızda üreticimizin ürettiği ürünlerin tüketicimizle buluşmasına vesile olacak Ünye mağazamızın açılışı için burada bulunmaktayız. Özellikle biz Ordu'nun ürünlerini de bu mağazalarda tüketiciyle buluşması noktasında ön plana çıkarıyoruz. Özellikle Ordu'nun Akkuş fasulyesini, Ordu Yumurta Üreticileri Birliği'nin üretmiş olduğu organik ve coğrafi işaretli yumurta ürünlerini ön plana çıkarıyoruz. Bir de 2020 yılında ilk defa Ordu bölgesinde ve Samsun kooperatiflerimizce fındık alımına başladık. Fındık alımıyla birlikte Ordu'nun ürettiği ürünlere katma değer sağlamak noktasında marketlerimiz hizmet ediyor. En önemli vurgulardan bir tanesi marketlerimizle ilgili. Bu kendi üreticimizin, kendi çiftçimizin ürettiği ürünlerin tüketiciyle buluşması vurgusunu ön plana çıkarıyoruz. AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ise fiyatların dengelenmesi noktasında birliğin önemli bir yere sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Son dönemde özellikle ülkemizi de etkisi altına almış olan pandemiye ilişkili olmasıyla beraber gıda ve gıda güvenliği çok ön plana çıktı. Bununla ilgili olarak da 1860'lı yıllarda kurulan tarım kredi kooperatiflerimizin çiftçinin ve çiftçi dostu olan tüm ülkelerin yanında olduğu da kuşkusuz herkes tarafından bilinmektedir. Bu anlamda tarım kredi kooperatifimiz her zaman üreticinin yanında olmuştur. Tarımın ve bilinçli çiftçinin yetiştirilmesi anlamında çok ciddi bir gayret göstermiştir. Ve buna paralel olarak da artık ürünlerini doğrudan pazara ve aynı şekilde nihai üreticilere sunmasıyla birlikte daha sağlam ve güçlü zeminlere oturduğunu da son dönemde görmüş oluyoruz. Özellikle fiyatların dengelenmesi noktasında birliğimizin çok önemli bir etkisi ve katkısı vardır. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da önemli açıklamalarda bulundu. Tarım kredi kooperatiflerinin üreticiyi desteklediğinin altını çizen Tavlı, tüketicilerin de aracısız ürünlerle buluşturulduğunu ifade etti. Bugün Ünye'de gerçekten 1860'tan bu yana üreticinin yanında olan, devamlı üreticiyi destekleyip ayakta durmasını ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını sağlayan bir kurumun aynı zamanda üreticinin ürettiklerinin arada fırsatçıların olmadan direkt tüketiciyle buluşmasına vesile olan bir süreci yaşıyoruz. Bu da çok önemli. Tarım Kredi Kooperatifimiz burada devreye girerek aynı zamanda üreticiyi destekleyerek ürettiği ürünlerin arada fırsatçıların da fahiş fiyatlar oluşturmadan direkt tüketiciyle bulaşmasına vesile olarak tüketicinin de aynı zamanda korunmasına destek sağlamış bulunmaktadır. Onun için önemsiyoruz. TV52 ekranlarında hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan Yeni Gün bu sabah Akkuş'taydı. Karkış demeden arkadaşlarımız Akkuş'tan yayın yaptılar ve önemli bir konukları vardı. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci Akkuş'a dair ne varsa masaya yatırdı. Yapılan projeleri, üretimleri, turizme yönelik hamlelerinin hepsini bir bir değerlendirdi. Akkuş'ta işler yolunda gibi. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Akın Çiçek'in sunduğu Yeni Gün programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkanım, Yarka diye bir proje. Yarka. Evet, Yarka diyoruz ya, turizm ve üretim. Yarka dediğimiz açılımı şu, organik civciv üretimi ya da işte civciv olacak 2-3 gün, bilemediniz 4 günlük civcivler bu Yarka tesisine alınacak. Bu Yarka tesisinde 100 günlük falan olacak yanılmıyorsam, 70 mi? Yani yumurtlama dönemine kadar o civcivler orada büyüyecek. Tam yumurtlama zamanında yumurta üreticilerimize bu dağılacak ve üretim olacak. Akkuş'ta serbest sistem yumurta tavukçuluğunun yaygınlaştırılması ve üreticilerin ihtiyaç duyduğu yarkaların teminini gerçekleştirmek amacıyla kurulan üretim tesisi önümüzdeki günlerde faaliyete başlıyor. Akkuş Belediyesi'nin DOKAP işbirliği ile hayata geçirdiği 500 metrekarelik iki kümeste yıllık 40 bin civciv üretilmesi hedefleniyor. Organik yarka üretimi projesiyle Akkuş'ta ve bölgede üreticilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan yarka teminindeki aksaklık ortadan kalkacak.
Bölge ekonomisine ve istihdama da katkı sağlanmış olacak. Dolayısıyla biz üretime de katkı verelim, üretime de yardımcı olalım diye böyle bir tesis yaptık. DOKAP'tan da destek aldık. DOKAP başkanımıza da ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Güzel bir yatırım oldu. Yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine yıllık da 40 bin tavuk üretimi olacak bir tesis. Biz de geçtiğimiz günlerde bunun ihalesini yaptık ve Ordu Yumurta Üreticiler Birliği'ne bunu devrettik. Onları işletecek. Ya bu da bizim ilçemiz adına, Ordu'daki serbest sistem tavukçuluk adına güzel bir hizmet olduğuna inanıyorum. Çünkü şöyle bir önemi var. Zaman zaman kümeslerde kümesler boş kalıyordu. Yumurta yapan tavukların da belirli bir süresi var. O zaman zarfında verimden düşüyor. Verimden düştükten sonra da onların değişmesi lazım. Bu anlamda bizim yaptığımız bu tesisle Ordulu kümeslerimizin kümesleri boş kalmayacak. Geçtiğimiz aylarda Ordu'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Akkuş'ta yapılması planlanan projeleri sunan Başkan Demirci, 3 proje için destek aldıklarını belirtti. Geçen Çevre Şehircilik Bakanımız Ordu'ya ziyaretinde, Allah razı olsun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekillerimizden, Sayın Bakanımızı Ordu'ya getirdiler. Bakanımız bizi Ordu'da dinledi ve Ordu'da yani bütün ilçelerde olduğu gibi Akkuş'a da yapacağımız projeleri Sayın Bakanımıza arz ettik ve kendisi de 3 tane projemize destek verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sebep olanlardan Allah razı olsun. İşte onlardan bir tanesi turizm amaçlı ve en önemlisi bence bisiklet ve yürüyüş yolu. İlçe merkezinden başlayıp burada daha ileride biraz daha 1 kilometre daha ileriye giden bisiklet yolu, yürüyüş yolu. Şu anda bulunduğumuz yerin tam solumuzdan, yani Kertil Mesire alanından Argan'ı tepeye, zirveye, bayrağın olduğu, gözetleme kulesinin olduğu yere de yürüyüş yolu. Dolayısıyla bunlar da turizm amaçlı. Bunlara da Sayın Bakanımız da destek verecek. Dolayısıyla bunları da yaptığımız zaman insanlar hem yürüyüş hem bisiklet, yani ilçe, Kertil, Argan, üçgen muazzam bir üçlü olacak. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan sağlık sektörüne 250 bin liralık yardım geldi. Konuyla ilgili Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin bir açıklama yaptı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan sağlık sektörüne yönelik 250 bin liralık destek açıklaması geldi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji bölümüne ameliyathane yapımında kullanılması için hibe desteğinde bulunduklarını söyledi. Odamızın 55 üyesi tamamı, meclisimiz tamamı, yönetimin 11 kişisi, 11 kişisi bu yardımı okeyledi. Bir kişi daha itiraz etmedi. Ordu İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Kasapoğlu, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Aktuğan ve Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hakan Timur, ameliyathanesi bulunmayan kardiyoloji bölümündeki ameliyatların yapılabilmesi için Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan hibe destek talebinde bulunmuştu. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ve üyeleri de bu önemli talebi karşılıksız bırakmadı. Oda Başkanı Şahin, hastaneye verdiği desteklerin bir bakıma kendilerine verdikleri destek olarak gördüklerini söyledi. Şu anda en çok mesai harcayan sağlık kuruluşlarıyla beraber Sayın Valimizdir. Yani şimdi Sayın Valimizin, Eğitim Araştırmamız Hastanesi Başhekiminin yahut Devlet Hastanesi Başhekiminin fedakarlıklarını ve doktorlarını küçümsenemez. Ama şu gerçek ki idare eden ekip, başta Sayın Valimiz, Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başhekimi, devlet hastanemiz çok iyi çalıştılar. Eğitim Hastanesi'nin bu yokluğuna destek vermek, yani hastaneye vermiyoruz. Kendimizin sağlığı için ameliyathane hazırlamaya yardım ediyoruz. Yani kendi kendimize yardım ediyoruz. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin'in hayırsever iş insanlarına bir de çağrısı vardı. Burada binanın tamiri, ameliyathane hazırlanması gerekiyor. Ameliyathane için alet edevat böyle 1 milyon falan değil. 8-10 milyon belki. O para bakanlıktan geliyor. Ama ameliyathane yeri yok. Ameliyathane yerini yapımı için de 1 milyon lira lazım. 250 bin lirasını oda olarak biz üstlendik. İnşallah 250 bin lirayı da borsamız üstlenirse yarısı olduktan sonra gerisi iş adamlarımıza ve hayırsever ordulara kalıyor. Sayın Valimizin, Sayın Başhekimimizin, Rektörümüzün, Sağlık Müdürümüzün nasıl çalıştığını bildiğimiz için, yani
Keşke daha çok paramız olsaydı, tamamını üstlenseydik. Ama bütçemizde zaten 1 milyon lira para var. Dörtte birini meclisin tamamının ve yönetim kurulu mecliste geçiyor. Yönetim ve meclisin tamamının oyuyla beraber bu destek verdik. 250 bin liramızı inşallah ameliyathanın yapımında kullanacaklar. Ordu'daki ideal market zincirlerinin ortaklarından bir tanesiydi Orhan Biçer. Dün yaşadığı kalp krizi sonucu maalesef hayatını kaybetti. Burhan Biçer'in de aynı zamanda abisi, kendisi Ordu'da yüzlerce kişiye istihdam sağlayan aile maalesef vefat etti. Orhan Biçer cenazesi bugün saat 11'de İmam Hatip Camii'nde kılınan namazdan sonra Mesudiye Daracabaşı Mahallesi'nde aile kabristanlığında defnedildi. Marketler zinciri sahiplerinden Burhan Biçer'in abisi Orhan Biçer hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenilen Biçer, sevenlerini yasa boğdu. İmam Hatip Camii'de düzenlenen cenaze törenine Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkçan, çok sayıda siyasi isim ve yakını katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Orhan Biçer'in cenazesi Mesudiye ilçesi Daracabaşı mahallesinde aile kabristanlığına defnedildi. İlimizdeki tarihi değerlerden bir tanesi Altınordu'daki Kemer Köprü. Yüzlerce yıllık tarihi var. Efendim, hemşehrilerimiz de burayı bir nostalji olarak hatırlayacaklardır. Peki şu andaki durumu nedir? Vatandaşlarımız burayla ilgili nasıl yorumlar yaptı? Müberna Avcı sizin için araştırdı. Dili olsa da konuşsa denir ya, üzerinden kimler geldi, kimler geçti, altından ne sular aktı. Ordu'nun tarihi mirası Kemer Köprüsü asırlardır dimdik ayakta duruyor. Bu çok güzel bir yapıymış demek ki. Böyle yapılar Türkiye'mizin her tarafında lazım, var da. Köprüyle ilgili çok güzel bir köprümüz, iyi dayanmış. Bundan sonra da gider yani. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan adına Türküler Yakılan Bülbül Deresi üzerindeki tarihi Kemer Köprü. Valla burası Ordu'yu sembolüdür. Temsil eden bir yer. Eskiden gelen ama güzel gene tamirat olsa çok güzel olur. Tek saçaklı düzgün kesme taştan 1890-1895 yılları arasında yapılan Kemer Köprü sadece bir kez onarım gördü. 1982 yılında yapılan son tadilatla birlikte günümüze kadar dimdik ayakta durmayı başardı. Bu haberle bülteni bitirdik efendim. Ordu'nun her tarafı güzel. Kemer Köprü de bu güzelliklerden bir tanesiydi. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum sevdiklerinizle. Gece bülteninde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Giovanni Gentile spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar. Ben Uğur Kahyoğlu. Sporun öne çıkan başlıkları ile sizlerleyim. İkinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında büyük bir yara alan 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nde moraller bozuk. Zirve yarışında büyük bir yara alan 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nde moraller bozuk. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve ikinci devre kayıp istemeyen 52 Ordu Spor daha ilk maçtan mağlup olunca planlar bozuldu. Mor beyaz yeşilli ekip hiç vakit kaybetmeden bugün gerçekleştireceği antrenmanla 3 Şubat 2021 Çarşamba günü konuk edeceği Muğla Spor karşılaşması hazırlıklarına start verecek. Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü 2020-2021 sezonu öncesinde hazırlıklarına hız verirken teknik direktör Talat Özden nezaretinde güne çift kale antrenman yaparak başladı.
Teknik direktör Talat Özden, yardımcı antrenörler Mahmut Nambaş ve İbrahim Yıldırım ile kaleci antrenörü Serkan Karadeniz önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların neşeli ve hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Mor Beyazlı ekipte 11 tane Ordulu oyuncunun yanı sıra profesyonel lig ve bal tecrübesi olan futbolcuların olması da tecrübeli teknik ekiple beraber hedefi yakın kılıyor. Takıma yararlı olabilecek takviyeler yaptıklarını belirten Özden, 3-4 tane daha oyuncu aldıktan sonra transferi noktalayacaklarını dile getirdi. Yaklaşık 2,5 aydan bu yana antrenmanlara devam edeceklerini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, sadece lige ve hedefe adapte olduklarını ifade etti. Hedefi sezon başında koyduklarını söyleyen teknik direktör Talat Özden, "Hedefimiz şampiyonluk. Başka da bir hedefimiz yok. Sezon sonunda başarılı olarak profesyonel lige çıkmak istiyoruz." dedi. Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fassa Belediyespor, Nevşehir Belediyespor beraberliğinin ardından galibiyet hasreti 5 maça çıktı. ...2020-2021 sezonunda mücadele ettiği Misli.com 3. Lig'de sezona fırtına gibi başlangıç yapan Fatsa Belediyespor'da son 5 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Sezonun ilk haftalarında playoff hesapları yapan ancak aldığı sonuçlardan hedeften biraz uzaklaşan Fatsa Belediyespor'da en son galibiyet 28 Kasım 2020 tarihinde alınmıştı. 28 Kasım tarihinde sahasında Arnavutköy Belediyespor maçını kazandıktan sonra 5 maça çıkan Fatsa Belediyespor bu maçlardan ise galibiyet çıkaramadı. Sırasıyla Manisa Spor, Buca Spor 1928, 1877 Alemdağ Spor, Artvin Hopa Spor ve Nevşehir Belediyespor ile karşılaşan Fatsa Belediyespor bu maçlardan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Deplasmanda karşılaşacağı Kızılca Bölük Spor maçının hazırlıklarına Fatsa İlçe Stadyumunda devam eden Fatsa Belediyespor bu maçı kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi 7. Grup müsabakasında Ünyegücü Spor'a konuk olan Ordu Çamlık Spor rakibini 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Ünyegücü Spor ile Ordu Çamlık Spor, Ünye Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Baştan sonra rakibine karşı üstün oynayan Çamlık, galibiyete rahat uzandı. Müsabakaya peş peşe smaç sayılarla başlayan Ordu Çamlık Spor, ilk seti 18-25 önde bitirdi. Ünyegücü, ilk sete nazaran ikinci sette daha iyi başladı. Ancak setin sonunu iyi oynayan Çamlık Spor 21-25 üstünlük sağladı. Son seti de 19-25 ile alan Ordu Çamlık Spor karşılaşmayı ise set dahi vermeden 3-0 kazandı. Ünyegücü deplasmanında rahat bir galibiyet aldıklarını aktaran Çamlık Spor antrenörü Ozan Aktaç, hedeflerine adım adım ilerlediklerini dile getirdi. Bu sonuçla Ordu Çamlık Spor puanını 29'a çıkartarak liderliğini sürdürürken Ünyegücü Spor 19 puanla 3. sırada kaldı. Spor bültenimizin bu akşamlık sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Giovanni Gentile spor haberlerini sundu.